Sen nasıl sağ çıktın o arabadan? İnsan bir geçmiş olsun der önce be. Ya tamam kardeşim, geçmiş olsun da adam delirtmeye iş yapıyorsun ya. Haberim yok, gitmiş arabaya ceset koymuşsunuz. Kimin cesedi o? Ben nereden bileyim kimin cesedi? Daha önce gömdüklerimizden biri işte. Ya dayı hadi bu deli bu anlamıyor da sen bari dur yapma de buna. Çok dinliyor ya. Acaba başka bir adam çekiştirseniz beni? Ben yokken mesela. Tamam kardeşim, sen şimdi söyle. Sen kendini niye öldü gösterdin? Yılmaz. Bence sadece benim için gelmedi. Büyük bir sevkiyatın peşinde. Koştur koştur bana tuzak kurduğuna göre acelesi var. Bu sevkiyat ya bu gece olacak ya da yarın. İyi de dediğin gibi olsa bile yani öldüğünden emin olmadan harekete geçmez. Bugün emin oldu. Zeynep beni öldürdüğü için hakaret etmeye gitti. Ben bomba koymaya gitti diye biliyorum. Ya siz iyice delirdiniz ha. Ya kızı niye karıştırıyorsunuz? Bu kız yarın öbür gün babasının tarafına geçerse biteriz biz halo. Onu geç Oğuz. Zeynep öyle bir şey yapmaz. Sen bizzat teknik takibin başında dur. Bunlar illaki sevkiyada başlayacaklar. Bir açık verecekler. İyi tamam. Çok durduk açıkta. Hadi gidin siz. Dikkat et. Eyvah. Önden sen. Efendim hoş geldiniz. Hiç bilemiyorum Oğuz. Hoş mu geldim? Niye geldim? Ama gecenin bu saatinde beni buraya getirttiğine göre önemli bir durum var. Umarım. Şüpheniz olmasın efendim. Buyurun. Geldiniz. Buyurun efendim. Geç otur karşıma. Anlat bakalım. Emredersiniz efendim. Yok hiçbir şey. Ver bakayım elindekileri. Başlamışım. Efendim malum teknik takip emri vermeniz üzere birkaç şahsa ulaştık. Bu şahısların yüklü miktarda bir uyuşturucu sevkiyatı hazırlığı içinde olduğunu öğrendik. Ulaştığımız bilgilere göre yarın sabah Kuşakkaya'daki tır garajından limana konteynerlar içinde yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşecek. Bu İdris Yanık denen şahıs için istihbarat raporunda kara para aklama, kumar oynatma denmiş. Uyuşturucu ne alaka? Kanaatince bu İdris Yanık'ı asıl bu işi yapan adamlar paravan olarak kullanıyor efendim. Kim bunlar Oğuz? Bak her şeyi yazmışsın. İdris Yanık'ın patronlarının ismi yok. Efendim biz bu İdris Yanık'ı alıp sorgulamadan, daha doğrusu operasyon yapıp uyuşturucuya el koymadan arkasındaki isimlere ulaşmamız zor. Komutanına bilgi verdin mi? Vermedim. Anladığım kadarıyla sen benden operasyon için izin istiyorsun. Komutanına nasıl bilgi vermezsin Oğuz? Efendim şöyle ki, bu İdris Yanık denen adamın Levent Kulpa ile ilişkisi var. Maalesef komutanımızın da o aileyle bir yakınlığı, bir hukuku mevcut. Yani seviyesini bilmiyorum tabii. Ben komutanımı itham etmek de istemiyorum ancak tedbiren bu operasyonda tek başıma hareket etmeyi uygun buldum. Eğer dediklerinde haklı çıkarsan bu çok büyük bir iş olur. Ama operasyon başarısız olursa seni ben bile kurtaramam. Bunu göze alıyor musun? Alıyorum efendim. İyi. Peki. Tamam. Bu operasyon benim operasyonum olarak bilinsin. Ben hem komu hem de narkotiği bilgilendireceğim. Zaten başınızda ben duracağım. Teşekkür ederim efendim. Umarım yarın da ben sana teşekkür ederim üsteğim benim. Açık kapıyı.
Gel lan gel. Helal. Helal. Sağ olun Sayın Savcı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.